Herkese merhabalar. LGS kamp yolculuğumuzda adım adım başarıya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk de adım adım liderliğe gidiyor ve bizler de tabii ki ne yapıyoruz? Bu konuyu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizlerle bugün arkadaşlar adım adım liderliği öğrendikten sonra da mutlaka 0'dan 8'e kitabımızdan, taktikli kitabımızdan, Dinamo'dan ve Zuhru Bankası'ndan da sorularımızı çözeceğiz. Kitaplara geçmeden önce bir giriş yapalım, sonra da videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar bu konu önemli bir konu. LGS'de mutlaka bir soru geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi, askeri başarıları ve aynı zamanda ileri görüşlülüğü, vatanseverliği gibi kişisel özellikleri bu olaylar çevresinde bizlere sorulacak. Biliyorsunuz ki ilk başta adım adım ilerlerken, liderliğe giderken 1905'te kurmay yüzbaşı olarak atanacak. Ardından da binbaşı olacak. Ardından albay, general, mareşal. Mareşal rütbesini tabii ki Sakarya Zaferi'nden sonra alacak. Sakarya Zaferi'nin çok ciddi bir başarı elde edecek Mustafa Kemal Atatürk. Son kez Türk ordusu savunma yapacak. Ardından büyük taarruz yapacağız ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyeceğiz. Tabii ki burada 1923 yılında da Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacak. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk görev yeri Şam'da 5. Ordu, Selanik 3. Ordu. Bunların her biriyle alakalı gelebilecek kavramları birazdan hep birlikte öğreneceğiz Songuç'um. Burada çok çok önemli. Mesela hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarısıdır? Trablusgarp. Böyle soru gelmiyor ama biz bunların ne olduğunu yine bileceğiz. İşte size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum cümlesini Mustafa Kemal Atatürk nerede söylemiştir? Böyle bir soru gelmiyor. Daha çok bir metin üzerinden yorumlama soruları geliyor. Hatta böyle birazdan ödev vereceğimiz kitaptan da soruları göstereyim. Mesela diyelim ki adım adım liderliği kısmından bir soru göstermek istiyorum sizlere kitaptan. Bakın geçen sene gelen sorunun aynısı, LGS'e gelen sorunun aynısını biz kitabımızda sormuştuk. Dolayısıyla bu ödevler çok çok önemli. Bu sorunun aynısı geldi arkadaşlar sınavda. Bu şekilde harita verildi ve savaş öncesi ve sonrasıyla alakalı bir yorum yapmamız istendi. Harita bilgisi önemli. Birazdan da zaten videoda bunlara dikkat edeceğiz sizlere vermiş. Bir sürü bilgi vermiş hocam. Hadi bakalım o zaman hazırsanız başlıyoruz. Taktikli'den, Dinamo'dan ve 10'da 10 Zuhru Bankası'ndan ödevlerimizi çözmeyi unutmayalım. Ödevsiz bir öğrenci, balkonsuz bir eve benzer. Ama bizler tabii ki konuları şimdi güzelce öğreneceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarılarını ve askeri hayatında liderliğe giden yolda aldığı kararları, bunun kişiliğe olan etkilerini gelin hep beraber öğrenelim arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım Tomuç. Tamam hocam. Birinci Dünya Savaşı öncesinde asker Mustafa Kemal'e baktığımızda Şam'da 5. Ordu ilk görev yeri ve burası çok önemli bak Tonguç'un. Burayı sınavlarda sorabilirler. Bilhassa okul sınavlarında sorabilirler. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Burada Mustafa Kemal'in teşkilatçılık özelliğini görüyoruz. Yani bir cemiyet kurması, bir liderlik vasfı görüyoruz. 31 Mart olayında Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak hareket ediyor. Burada da yeniliklere karşı çıkan, meşrutiyete karşı çıkan gericilerin tarafında değil de yeniliği koruyan tarafta olduğunu görüyoruz. Picardi manevralarında askeri yeteneğe dikkat çekiyor. Burada birçok verdiği kararla zaten ileride Mustafa Kemal askeri deha olarak tanınacak. Az önce söylediğimiz şey Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor vatanseverliği. Teşkilatçı bir şekilde Arap halkı örgütlüyor. Aynısını Kurtuluş Savaşı'nda yapacak dedik. Ve vatanseverliği zaten tartışmasız. Burası da belki okul sınavlarınıza sorulabilir. İlk askeri başarı. Biliyorsunuz yeni sınav sisteminde bilgiye dayalı sorular yerine yoruma dayalı sorular geliyor. Bunları bu başarılarını verip burada hangi özelliği vardır diye size sorabilirler. Burada yani Mustafa Kemal'in gönüllü bir şekilde atlayıp ta Trablusgarp'a gitmesi Mustafa Kemal'in net bir şekilde vatansever olduğunu da gösterir. Şöyle çizecek olursak şurası İtalya olsun. Şurası bugünkü Yunanistan olsun. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Çakma bir Türkiye haritası. Evet şöyle. Hocam ama gerçekten çok güzel çiziyorsunuz. Ya bir Tonguç'um bir saniye. Şimdi şöyle çizdik. Hocam Avrupa'yı çizdiniz resmen. Evet şurası da Kıbrıs olsun. Bak şurası İzmir tamam mı Tonguç'um? Şurası bugünkü İstanbul. Şurası bugünkü Ankara. Şurası bugünkü Atina, Yunanistan. Şurası İtalya. Tam İtalya'nın karşısında Trablusgarp diye bir kent var. Trablusgarp İtalyanlar tarafından böyle sömürge edilmek isteniyor. Orada askeri başarılar ediyor. Ta oraya kadar gitmişsin sen. Ne işin var? Demiyor Mustafa Kemal. Ben vatanseverim. Balkan Savaşları'nda yine Gelibolu'da görev alıyor. Sofya Ateşe Militerliği. Diyeceksin ki Tonguç'um Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ne? Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan önce güçsüz olduğunu gören birçok millet, bakınız İtalyanlar, bakınız Bulgarlar, Sırplar, Romaniler saldıracaklar Osmanlı'ya. Koparabildiğimiz kadar koparalım diyecekler. Sonra daha doymayıp İngiltere, Fransa, Rusya hep birden saldıracaklar. Ne açgözlü adiler bunlar hocam. Aynen tam saldırıp yok edeceklerken bir adam çıkacak. Diyecek ki Mustafa Kemal stop
arkadaşlar. Bir saniye diyecek. Mustafa Kemal İngilizce biliyor muydu hocam? İngilizce biliyor. Adamlarla İngilizce konuşması lazım. Fransızca da biliyor. Ve ardından Türk halkını örgütleyip düşmanı tak 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 tokatlayıp gönderecek. Sofya Ateşi'nin liderliğine baktığımızda burada diplomat özelliğini görüyoruz. Gerçekten burada demokratik özellikler de kazanacak. Az önce söylediğim gibi Bulgar Meclisi'nde çalışmalar yapacak. Onları bizatihi izleyecek. Ve milliyetçi. Niye? Türk halkının sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak. Bak oradaki Türk halkı, buradaki Bulgarlar eskiden Bulgaristan bizimken Bulgarlar azınlıktı, Türkler çoğunluktaydı. Sonra Balkan Savaşları'nda ve öncesinde oralardan göçler başlayınca Türkler azınlık durumuna düşüyor. Çünkü çoğu Anadolu'ya göç etti. Hani diyorlar ya biz Bulgaristan göçmeniyiz. Sen buraya göç ettin, oradaki Türkler azınlık kalıyor. Onların sorunlarıyla ilgilenecek Mustafa Kemal Atatürk. Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarıları çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Çünkü bu cephelerde elde ettiği başarılarla Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin de lideri olacak. Bilhassa Çanakkale cephesinde elde ettiği başarılar en önemli başarıları. Niye? Çünkü burada Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atacak. Burada askeri dehasını gösterecek. 19. Tümen Komutanı, Ana Fartalar, Conk Bayırı, Arıburnu kelimeleri hep, yani Mustafa Kemal'in görev yaptığı yerler hep Çanakkale cephesinde elde ettiği başarıyla alakalı. Size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyor. Neden? Çünkü siz öldüğünüz sıralarda ben de bir şekilde diğer ordumun takviyesini sağlayabilirim diyor. Mesela şöyle düşün. Şurada bir düşman var. Şurası D harfi düşman olsun. Şurası bizimkiler olsun. Sen buradan saldırıyorsun ama düşman çok kalabalık. Bunlar öleceği kesin. Öleceğini bile bile vatansever askerlerimiz ölüme atlıyorlar. Bunlarla zaman kaybederken diğer ekip geliyor. Onlar da ölürken diğer ekip geliyor ve bu şekilde buraya kadar ulaşacağız diyor. Bu bir vatanseverliktir Türk halkı açısından gösterdiğimizde. Yine aynı şekilde Mustafa Kemal'in askeri dehası. Milli mücadelenin de lider olması için bir artı kazanacak burada. Yarbay ve albay rütbelerini kazanacak. Kafkas cephesi, yine Kafkas cephesinin nerede olduğunu şöyle gösterelim. Burada şöyle haritalar üzerinden gitmek gerektiği için şöyle yine izin verirsen Tonguç'um çizmek istiyorum. Şöyle yapalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Şöyle yapalım. Yine Avrupa'yı çiziyorum. Hemen bir iki dakika içinde Yunanistan'ı çiziyorum. Türkiye'yi çizdim. Hocam resmen dünya haritasını biliyorsunuz hocam. Nasıl bir yetenektir nasıl bu yani? Nasıl bir işsizliktir bu diyorsun yani. Alalım şöyle. Şu Afrika'yı da çizdik. Şöyle tamam. Şu Afrika'da. O Kıbrıs'ın öyle duruşunu anlamıyorum hocam ya. Evet o birazcık farklı bir duruşu var hayata karşı. Şöyle yaptık tamam. Şöyle Yunanistan falan filan tamam. Hocam resmen dünya oldu. Şimdi dünyadayız ya Tonguç'um. Bir kere şu maviyle gösterdiğimiz yerler deniz. Yani şurası Karadeniz. Şurası Akdeniz, şurası da Atlas Okyanusu, tamam mı? Şimdi düşmanlar nereden saldırmıştı? Buradan Rusya saldırmıştı. Hop Rusya'yı yazdı. Pis herifler. Buradan Avrupa devletleri saldırıyor. Buradan yine saldıracaklar. Biz şimdi burada cephelerimizi yazacak olursak Tonguç'um. Birincisi bizim burada bir Çanakkale cephemiz var. Buradan hep düşmanlar saldırıp bizi yok etmek istiyorlar. Bir Kafkas cephemiz var. Rusya'ya karşı biz açtık. Saldırı cephesi, Kafkas cephesi. Bir Kanal cephesi var İngiliz'e karşı biz açtık. Suriye, Filistin cepheleri var. Buralar savunma cephelerimiz. Hicaz, Yemen cepheleri var. Buralar da yine savunma cephelerimiz. Bunlarla alakalı zaten süper bir canlı yayınımız hazırlayacak. Bunları çok detaylı anlatacağız Songuç'um. Ve yine aynı şekilde burada Galicia ve Romanya cephesi var. Irak cephesini bilmemiz lazım. Irak cephesini bilmemiz lazım. Şurası İran. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde Muş'e Bitlis'in kurtarılmasını sağlayacak. Çanakkale cephesi de Kurtuluş Savaşı'nın lideri özelliğini kazanacak. Suriye Filistin cephesinde de düşmanın ilerleyişine karşı önlemler alacak. Bunlar Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndaki askeri başarıları. Kafkas cephesinde 16. Kolordu komutanı, teşkilatçı özelliği var ve Muş ve Bitlis'in kurtarılmasını sağlıyor. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları komutanı, açık sözlü, yeneceksek yeneceğiz diyor yani. Düşmana karşı geri çekelim diyor ve burası da son görev yeri. Bak ne kadar garip bir şey. Asker olarak ilk görev yeri de Suriye Şam'dı. Son görev yeri de asker olarak Suriye olur. Sonra ne yapacak? Dönüp dolaşıp yine aynı yerde. Ama sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda görev yapacak ve Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya zaferinin kazanılmasını sağlayacak. Büyük taarruza liderlik yapacak. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu soruyoruz size ve yorumlara bekliyoruz.